İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün çok değerli bir konuğum var. Akademisyen, doçent Doktor Nazım Beraklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, Kıbrıs Türk halkı olarak 10 günden bu yana depremi konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. İçimiz yanıyor ve bir yerde Adıyaman'a giden şampiyonlarımızın haberleri üzerine üzgünüz, içimiz kan ağlıyor ve onları yaşatmak için de elden gelenin yapılacağını duymak bizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Kendilerine Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tabii ki hayat devam ediyor. O bakımdan işte yarın malum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yeni seçilen Nikos Anastasiadis'in yerine seçilen Nikos Christodoulidis ile bir ilk görüşme yapılacak. Tabii bu ilk görüşmeden bir şey çıkacağı yok diye düşünüyoruz. Herhalde haksız da değiliz. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüşecek olan Ersin Tatar bir kez daha Kıbrıs Türk'ünün izlediği siyaseti, yeni vizyonu herhalde anlatmış olacak ve bu konuda yarın Rum liderle yüz yüze görüşecekler. O açıdan bunları değerlendirmek üzere Sayın Nazım Beraklı'yı çağırdık. Dün Kıbrıs gazetesine demeç veren Sayın Ersin Tatar, bizim egemenlik yoksa müzakere de yok demişti. Ve Rum tarafının kırmızı çizgileri varsa elbette bizim de vardır. Birinci garantörlük konusu, Türk askerinin buradaki varlığı. Bunu ifade ederken şöyle diyeyim, yani Rumların 49 yıldan bu yana bu ülkede tek bir Rum'un burnu kanamış değildir. Evet. Demek ki bu Türk askerinin varlığından kaynaklanmaktadır. Yani Birleşmiş Milletler barış gücüne kalmış olsa herhalde yine 74 öncesinde olduğu gibi burası kan gölüne dönerdi. Yani Köykesiz Kale ve barış gücü varken oldu. Tabii. 64'ten bu yana değil mi? Evet. Yani bu egemenlik olayında. Niye yani onların egemenliği var da bizim olmasın? Ne diyorsunuz? Yani bu konuda ben yıllardır yazıyorum, çiziyorum. Evet. Kıbrıs Adası'nın bir ortak egemenliği varsa bunun 150'si de Kıbrıs Türk Devleti'dir. 150'si. 118 değil. 150'si. Çünkü bir ülkede eğer birden çok halk yaşıyorsa ve bu halk kendinin halk olduğunun bilincinde ise iradesi egemenliği iki halk arasında eşit bölüşmeden o ülkede barış tesis etmenin imkanı yoktur. İmkanı yoktur. Küçük halk, nüfus olarak daha az olan halk ya çoğunluk tarafından efendim disiplin altına alınır ve yönetilirse tek egemenlik olur o zaman. Ya ikisi bir ortak egemenlik oluştururlar ya küçük halk ayrılır. Ayrıldıktan sonra ya bağımsız kalır ya kendine yakın olan ilhak olur. Yani bu teorik olarak böyle çözülür bu iş. Evet. Şimdi 1963 Aralık ayından beri ki ben yaşım küçük ama siz gazeteciliğiniz olayı çok çok hatırlıyorsunuz. Akritas planı. Akritas planını ve 63 Aralık hadiselerini. Tabii tabii. Ve 63 Aralık'a gelişi. Siz abi doktorun üstünde yanındaydınız. Evet. Çok daha teferruatlı biliyorsunuz. Doğrudan doğruya
Zürich'te, hala bugün de Zürich'e sövüyorlar zaten. Evet. Ha. Zürich'te Türkiye'den Yunanistan arasında yapılan anlaşma dolayısıyla Kıbrıs adasının egemenliğinin iki Kıbrıslı halk arasında bölüştürülmesine karşı evet. Rumların başkaldırısıydı. Türk isyanı diyorlar ya, aslında evet. Rum isyanıydı. Bu benim görüşüm değil. Dede Yorgo Papa'nın yolunda görüşüdür. Bize karşı isyan değil demiş Makaryos'a. O zaman Niyazi Kızılürek yazıyor kitabında. Şu anda bakın bunca yıl geçti üstünden, 63'ten bu yana. Ve hala ilk başladığımız noktada duruyoruz. Biz diyoruz ki, gelin bir federasyon kuralım, biz diyoruz bunu. Bu Ralph Denktaş'ın tezidir, unutulmasın. Evet, evet. Solun tezi değil. Yani Ralph Denktaş'ın tezidir. Teziydi. Evet. Onlar da 1977'ye kadar federasyon kelimesini telaffuz eden Kıbrıs Rum'a vatan haini muamelesi yaptılar. Evet. 1977 Denktaş Makaryos anlaşmasından sonra ki birkaç yere Makaryos da öldü zaten. Denktaş rahmetli kahrından öldü dediydi. Federasyonu kelime olarak telaffuz edip ama yaptıkları önerilerle federasyonla alakası olmayan bir ünite devlet içinde bir azınlığın temsiliyetini teklif ediyorlar. 68'den beri olan, yani 68'e kadar hiç federasyon konuşulmadı. 77'den beri de konuşulan budur. Şimdi 68'de doğan çocuklar bugün torun sahibidir, nenedir, dededir. Evet, evet. Bir halkın, bizim gibi küçük bir halkın geleceğini bu çeşit zamana oynamalara tutsak etmesi kendinin yok olması sonucunu doğurur. O bakımdan ben Crans-Montana'ya kadar federasyon savunan bir adamdım. Ama Crans-Montana'da olanlardan sonra çünkü şimdi halkımız bilmiyor ama Crans-Montana'da garantörlük de konuşuldu. Evet. Türkiye'nin garantörlükten vazgeçmesi de konuşuldu Crans-Montana'da. Harita. Harita verildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Anastasiyan ise 15 yıl içerisinde garantörlüğü bitirip bir kere asker de bırakmayız da İran açırsanız da dedi. Evet. Ona rağmen olanlar öyle görünüyor ki bugünün yarına hiçbir Rum politikacı iç politikada oy kaybetmeyi göze almadan bizimle bir anlaşma yapmaya yaklaşmaz. Öyle görünüyor. Yani şimdi bir de şu var hoca. Crans-Montana dediniz de. Evet. Geçen gün bunu yazdık. Orada masayı devrenlerden biri de şimdiki Rum yönetimi başkanı Nikos Christodoulidis ve o zamanki o bir adayım aldı Yunanistan Dışişleri Bakanı Kosis. Kocas. Kocas. Nikos Kocas. Kocas ve evet. Bu ikisi o bir cumhurbaşkanı adayları Mavromadis. Mavromadis. İdi. Evet. Yani. Ama esas galiba masayı devren bu ikisiymiş. Evet. Peki yani Türk tarafı o kadar esnek davranmasına rağmen evet. Orada alelacele işte valizleri toplayıp da masayı terk etmek niye? Şimdiki Cumhurbaşkanı, Rum yönetimi başkanı ile yapılacak görüşmelerden bu durumda ne sonuç ne murat edersiniz? Ne evet. Murat edilir evet. Yani? Şimdi son okuduğum kitaptır. Makaryos Duşotis'in Crans-Montana kitabı. Evet. Bu işleri öyle bir ayrıntılı anlatıyor ki bu Christodoulidis'in, Mavromadis'in ve Yunanistan'ın köhne Dışişleri Bakanlığı'nın yaptıklarını evet. Sırf bir anlaşma olmasın diye geldiler diyor. Çevirdikleri dolaplara aklınız durur.
O bakımdan bundan bir şey ümit eden varsa ölü gözünden yaş beklemek. Yani bir farkı yoktu. Evet. Yani. Belki de Rum politik arenasındaki en sahtekar bir iki düşen biridir. Yani bu şimdikiler. Yani. Dolayısıyla Ersin Tatar bunlardan yemek yerse ne olur? Vallahi afiyet olsun. Yesinler. Ama görüşme siyasi, yapsa ne olur? Görüşme yapsa ne olur? Bakın. Bu Makarios'tan beri, 77'den beri Rum taktiğidir. Görüşmelerle bizi oyalamak. Oyalayıp, meşgul edip, kendi yollarına yürümek. Şu anda evet. Hedefleri de bizi görüşme masasında anlaşma yakındır. Ümidini tutup denizlerdeki enerji yataklarına el koymaktır. Şu andaki evet. Taktik de budur. Tabii. Şimdi şunu da söyleyelim. Bir sır değil. Bilinmekte ki Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya göçmüşler. Ve önce Anadolu Selçuklu Devleti'ni sonra Osmanlı Devleti'ni kurarak cihan şumul bir hale gelmişlerdi. Ve 600 yıl toplamda 1000 yıl dünyanın bu bölgesinde bütün dünyayla yönetmişlerdi. ve 1800 yılların sonlarında Avrupa'da gelişen, yeni o gelişen şey ülkeler, sanayi ülkeleri, sosyalistlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmayı hesap ederlerken Türkleri geri Asya'ya göndermeyi planlamaktaydılar. O bakımdan Akdeniz'de herhangi bir Türk varlığına tahammülleri yoktu. Barbaros'tan beri yoktur zaten. Evet, doğru. O anlamda Türkiye Devleti'nin kıyılarının ki Akdeniz'in en uzun kıyısı olan devlet Türkiye'dir. Akdeniz'de bir etkinin sebebi olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü onların gönlünde yatan Dağıstan'dan öteye göndermektir bu Türkiye ailesinden. Evet. Fantazi yapmıyorum. Yani bir yana kitap var bu hususta. Anladın bu politikayı. Doğrudur. Ha. O bakımdan bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya Akdeniz'de hakkı olana fiilen el koyar. O halkta nedir? Ondan söyleyeyim. Yani şimdi 10 kilometre karelik Meis Adası'nın bilmem hiç şeyde bulundunuz mu? Antalya'nın Kaş ilçesinde. Evet. Taş atsanız gider. Gider, evet. Ha. Yüzerek gidersiniz, yüzerek gelirsiniz. Zaten bütün ticaretini Kaş ile yapıyorlar. 600 kilometre öteye gidip domates alacağına 2 kilometre bu yana gidip Kaş'la alır gider. Doğrudur. Ha. O adacığın 100 bin kilometre kare ekonomik alanı var denizde. Ama Türkiye'nin... Ama 77 bin kilometre kare Türkiye'nin yok. Öyle akıl mantık. Ha, şimdi Kıbrıs meselesi de buna feragat ediyor. Yani bu tabii her biçimde eninde sonunda hüsrana uğrayacak bir yaklaşımdır. Uğrayacaktır. Yani düşünün yani bugün Yunanistan Akdeniz'le ilgili iddiasını kabul ederseniz Mersin'den Antalya'ya gitmek için Yunanistan'a vize almanız lazım. Evet. Bunu değil Türkiye, Uganda bile kabul etmez. Kimse kabul etmez böyle bir şeyi. Pek yani. Tabii, pek tabii. Ve Kıbrıs'ı da bu hesabın içinde kullanıyorlar. Ve bu mevcut yeni makama oturmuş Risto Dürilis'te Makarios Duşotis'e göre adada bir barış olursa ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar sona erer. Evet. Bunun Rusya'nın işine gelmeyeceğinden bahiste Rus dış politikasının Kıbrıs sorununun devam etmesini istediğini ve bu Mavrovadis'in de Histodulidis'in de ve o eski Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda evet. O da eski Yunanistan Komünist Parti üyesiydi. Evet. Rus çıkarlarına çalıştıklarını anlatıyor. Onun için sorunun bitmemesini. Devam etmesini. Ve Türkiye'nin sanırsan bir sorun devam ettiği sürece
Rusya'nın Akdeniz politikasının avantaj sağladığını. Çünkü eğer Türkiye yönetimi anlaşırsa NATO'nun Güneydoğu kanadında huzur ortaya çıkar ve Ruslar ne Suriye'deki ne de Kıbrıs'taki limanlardan kullanma haklarını bugünkü kadar rahat elde edemezler. O bakımdan bu iki tipin, ki bunlar Anastasiyadis'den heyetindeydiler. Aynı şekilde evet. Esas politikasının tam anlaşmaya geldiği saat ortaya bir kıtır atıp anlaşmanın olmamasını Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk tarafının neyi kabul edemeyeceğini hesaplayıp onu teklif etmeyi. Ona göre. Evet. Anlaşma yani olmasın. Bilinçli olarak. Evet. Anlaşma olmasın diye. Yani seçilen şeyimiz, hemşehrimiz Bafra'ymış. Aristotelitis. Evet. Bu yapıda birisidir. Bunu bilsin yani bizim heveskarlar. Evet, evet. Ha. Yani bilmekte yarar var. Yarar var, evet. Nasıl ki daha önce Anastasiadis'le Akıncı da Limasolluydu. Evet. Değil mi? Evet, evet. Yani. Evet. Sayın Akıncı onun bir avantaj olduğunu zannediyordu. Yani ikisi Limasollu olunca belki daha çok orta nokta olur diye ama olmadı. 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 Ha. Biraz evvel ben de gelirken baktığım bir kitapta o özel birlik komutanı Rum tarafındaki Pendazis'in hayatını okudum da o da ekşol oluyormuş defkeli yani. Ama sizin taraflı. Yani defkeli ekşol oluyor aynı yer. Neyse. Yani, ha. Ama aynı yer olmalı. Peki hocam şimdi yani böyle konuları biraz atlarız ama Türkiye'de bir deprem felaketi oldu. Evet. Bütün dünya yoğun ilgi gösterdi. Evet. Yardımlar, katkılar vesaire. Tabii komşu ülke olarak Yunanistan da katkıda bulundu. Hatta bu vesileyle işte Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias geldi. Evet. Türkiye Dışişleri Bakanı ile birlikte o deprem bölgesini helikopterle havadan böyle gezdi. Ve tabii ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir sözü oldu kendisine. Yani o dostlukları iyileştirmek için bir deprem daha mı olması gerekirdi diye. Evet, evet. Yani orada taşını attı yani. Evet, evet. Yani tamam bu insancıl bir şeydir. Geldiniz, hoş geldiniz çubuğu. Ama şimdi bunu işte Rum tarafından da ne mi lazım? Yardımlar yapıldı vesaire. Hı. Teşekkür ederiz. Ancak bunun yani Kıbrıs sorununun çözümü yönünde istismar edilmemesi gerekir. Evet. Yani onlar bu işte yakınlaşma, dostluk derken bak Türkler bir felaketle karşı karşıya acaba bundan istifade ederek bir takım tavizler koparabilir miyiz gibisinden. Çünkü Yunan diplomasi, Rum-Yunan diplomasi maalesef dünyada çok yani başarılıdır. Bunu kabul etmek lazım. Lobileri vesaire. Hı. Yani bunu dahi böyle istismar etmeye gerek var mı sizce? Şimdi bakın, bu bir insani sorundur. Ve elbette ki Helenlerin arasında da insan duyguları üst düzeyde olan elbette, insanlar vardır. Elbette. Yani. Teşekkür ederiz ona. Ha, teşekkür ederiz. Biz de onlara karşı öyle. Tabii zamanında Türkiye'de yaptı onlara. Biz öyle hissediyoruz. Ve unutmayalım ki bu iki halk 1971'den 1922'ye kadar beraber yaşamış iki halktır. Ve pek çok ortak noktamız var. Neredeyse bir Yunanlı ile farkınız konuştuğumuz dilden ve dinden ibarettir. Evet. Yani o bakımdan yapılan insani yardımlarla ben son derece duygulandığımı söylemeliyim.
Ve nasıl ki Türklerin çoğunluğu insani duygularla düşünen insanlardır savaş esnasında bile. Rumlar arasında da ve Yunanlar, ikisini farklı farklı söylüyorum farkındaysanız. Evet. İnsani duyguları kalebe çalan insanlar ne mutlu ki vardır. Yani insan insandır zaten. Yani. Tabii. Ama bunu bizim taraftan ya da bir taraftan. Yani bizim tarafta da eksik olsun, gelmesin de vermesin de kahpe gavur. Evet. Söylemeyeyim ne kadar. Olmamalı. Çirkin ise bu. Evet. O taraftan da siz deprem oldunuz. Biz size yardım ettik de şu Ege'nin bir kısmını daha bize verin. Şeklinde. Ya Kıbrıs'ta biraz geri adım atın. Ya da Maraş'ı bize verin de falan şeklinde bir yaklaşımın. Aynı derece çirkin ve yakışıksız oldu. O ayrı, o ayrı. O ayrı, o ayrı çünkü. O ayrı, o ayrı. Evet. Gelin politikamızı da bu insanın esasları üstüne oturtalım. O zaman bir anlaşma bina ederiz. Türkiye ile Yunanistan barış için olurlarsa, ya bakın aklıma bir şey geldi şimdi. Osmanlı döneminde kaç tane Rum ve Yunanlı saklasam olduğunu saymaya kalkarsam program biter. Evet. Dışişleri Bakanlarının tümü, efendim elçilerin tümü neredeyse, bankaların bütününe yakını Rum ve Yunanlıydı, evet. Osmanlı zamanında. Beğenmediler. Beğenmediler, milliyetçi kesildiler. Türkleri yamalanlar Almanlara. Almanlar neydiler şimdi? Otelcisi. Tabii. Lokantacısı. Uşağı. Hem bir şey daha. Almanlar yapmayı şey. Bir kuruşa verdiğinde kendine elini sokar boğazından, midesinden geri alır. Aslında herhalde sadece din farkıydı buna sebebiyet veren. Ama bir Yunanlı profesöründür söyleyeceğim laf Dimitrikis'in. Evet. Osmanlı İmparatorluğu Türkler ile Yunanlıların neredeyse diyor federal bir yapısıydı ve büyük, en büyük hatamızdır. Terk edip bağımsız ilan etmek. Mümkünse şimdi bir Türkiye Üniversitesi Federasyonu kuralım diyor. Bir Yunanlı profesör. Bir Yunanlı profesör. Dimitrikis Kanada'da hocanın Turgut Özal rahmetliğinde danışmanıydı. Dolayısıyla bu iki halk aslında savaşacaklarından çok daha fazla barış içinde yaşayacakları sebeplere sahiptirler. Ama günümüzde ne yazık ki bunu algılayan her iki tarafın da azınlıklarıdır. Evet. O bakımdan bakın nedir bu Christodoulidis? Yani şimdi Christodoulidis Paf'ta doğmuş, Amerika'da okumuş. Bir oğlancık. Benim yaşıma göre öyle söylüyorum. Öyle, oğlancık. Öyle, doğru. Ve hesap ediyor ki Transmontana yaptıklarını öğrenince bunu söylüyorum. Türkiye'yi bir biçimde oyuna getirecek. Evet. Dünya siyaseti oyuna girmekle olmuyor. Tabla oynamıyoruz. Damada oynamıyoruz. Yani. Aslında tabii şimdi not aldıydım buraya. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar demişti ki gün gelir de anlaşma olursa Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki bağ neyse Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağ da aynıdır. Evet. Onlar Avrupa Birliği üyesi ülkesidir diye bir ayrıcalık olamaz. Evet. Ve biz yeni siyasetten geri adım atmayız. Evet. Yani bunu artık bilsinler ya. Şimdi ümit ediyorlar ki bir biçimde Türkiye'yi ikna ederlerse bütün mesele o. Biz de bu siyaseti izleyemeyik diye ümit ederler. Bu tabii Türkiye'deki hükümetlere bağlı bir şeydir.
ve büyüklerin, dış güçlerin, işte söz sahibi ülkelerin yani şeyine yaslanıyorlar. Evet, yani ABD'ye ve AB'ye yaslanıyorlar. Ama yeri gelince Rusya'ya da yaslanıyorlar. Evet. Yani çok böyle hani aslında üçünü beraber yapabilmek bir başarıdır. Yani. Kaypak politika. Evet, ama kaypaktır. Evet. Yani kaypaktır. Birini geri alacağına Rusya'ya rastlanıyor. Maraş'ı geri isterken Berlin'e rastlanıyor. Böyle çeşit çeşit. Ve evet. Dün Facebook'ta kime yazdım? Sabahattin Yasin Altan'a yazdım Aliva. Bunlarla görüşen ki ben epey bir görüşmüş bir adamım. Evet. Şunu biliyor ve anlıyor bir süre sonra. Bulunduğu yerde ne söylemesi icap ediyorsa onu söylüyor. Hiçbir zaman samimi görüşünü söylemiyor size. Türk iseniz bir biçimde konuşuyor. BM Genel Kurulu'nda aynı adam başka türlü konuşuyor. Bilmem, aynı adam Alman parlamentosunda başka türlü konuşuyor. Evet. ABD başka, BM'de başka, gerçek konuşuyor. Hiç dile getirmiyor. Bunu bilmeden bu insanlarla temas etmek sizi yanılgıya götürür. Yani napsa göre şerbet veriyor. Evet. Evet. O evet. Açıdan çok dikkatli olmakta. Ve yani çok da tatlı dilleri var. E işte odur. Az önce benim de ifade etmek istediğim oydu. Yani evet. Özellikle Dendias'ın işte yani Dışişleri Bakanı bizim onunla birlikte olması ve duygusal bir takım böyle sözler sarf etmesi pek tabii ki Yunan'ın evet samimi olabilir. O ayrı hikaye. O anda samimi olabilir. O anda evet. Samimi olabilir. Ama ondan sonra gerçek yüzünü gösterir. Evet. Vallahi yani şimdi benim aklıma geldiği şey Rum Devleti'nin gayet makbul saydığı Omorfoğlu bir yazar. Omorfoğlu Rum yani. Evet. Yazar. Bana ortak kitap yayınlamayı teklif etti. Beraber yazalım. Ortak, evet. Ben tabii kendini tanıdığım için tünkü vermez dedim ve kaçtım bir daha görüşmedim kendine. Yani kendisi her şeyi böyle teklif ederler. Yani, tabii. Ha. Doğrudur. Gel beraber imza atalım altına. Dünyada görsün. Türk'le Rum beraber kitap yazar. Güzel gibi gelir kulağınıza. Ama değil, sizi kullanacak. Sizi kullanacak. O kendi reklamını ona göre yapacak ondan sonra. Yani çok ilginç bir haftalar. Biz tabii 1804'ten beri valla ne yazık ki buluşmak zorunda kalıyoruz. 1804'te buluştuk, 25'te vurduk, 35'te buluştuk, 79'a buluştuk da geliyor yani öyle. Ama iyi niyetli olduklarını hissedersin ilk nazarda. Evet. Ama Allah bilir ondan sonra amacı nedir diye bir kafada soru evet. işaretleri belirir. Ya biraz önce buraya girmedi Selçuk Başaran abinin Nikos Samson'la muhabbetini konuştuk karşılıklı ve siz de evet. bana kendi bir muhabbeti inşa evet, ettiniz. Evet. Nikos Samson'la bile tabanca da vereyim ve oturup muhabbet yapabiliyorsunuz. Evet. Yani yapıları öyle. Yaptım. Yaptınız siz de evet. yaptınız. Başaran abi zaten kankasıydı da. Yani ama Lefkoşa surlarının dibinde yakalarsa duvarın dibinde sizi veya Selçuk Başaran'ı o silahı kullanır. Evet. Yani çok ilginç bir haftalar. Ben çok romantik bulup seviyorum aynı yerde onu söyleyeyim yani. Ama aldanmıyorum. İnsan olarak evet. Ama aldanmıyorum. Evet. Dinleyip değerlendiriyorum. Muhabbetleri çok iyidir. Kıbrıs sorunu konuşmaz iseniz dünyada en iyi anlaşacağınız halktır. Evet. Yeter ki siyasi siyaset konuşma. Sorun siyaset olmasın. Evet. Ona göre kafa dengidirler. Evet, çok kafa dengidirler. Eğlenceli hele üstlerine yoktur. Ama siyaset konuşmayacaksınız. Konuşursanız evet. biter. Biter. Evet. Peki, yani şimdi elbette ki bu depremden sonra Türkiye'nin nezdinde de bir takım girişimler olacak. Evet. Özellikle Avrupa Birliği'nin işte yani gene Kıbrıslı Türkleri böyle yamalama politikası. Çünkü onların istediği
bu Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, yani Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ne dönüşmüş olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni devam ettirmek. Evet. Zaten Nikos Christodoulidis bir yerde onu söyledi yani. Evet. Ve Türkleri de o şemsiye altına almak. Peki ne olarak alacaksın? Yani yama. Elbette yani bunların yaptığı en iyi niyetli öneriyi Nikos Anastasiadis'in yaptığı. Ama Avrupa Birliği de önden cesaret alıyorlar bu konuda. Bakın çünkü eğer Kıbrıs'ta biz başarılı olursak İtalya'nın da Sicilya sorunu var. Evet. İspanya'nın Bask sorunu var. Fransa'nın da Bask sorunu var. Efendime söyleyeyim Almanya'nın da var. Balkanlar'da Romanya'nın, çok Macar, da, evet. Macaristan'ın Romen sorunları var vesaire. Şimdi onun için Kıbrıs'ta Türk tarafının politikasının başarıya ulaşması Avrupa Birliği bünyesinde bütün bu dengesizlikleri harekete geçirebilecek bir risktir. Onun için hiçbiri istemez. Çünkü kendi rencine karşılaşacaklar sonra diye. Bizi bir çalışmaya davet ettiler. Daha kapılar açık olmadan evvel Pire'de Avrupa Birliği ve bize orada başarılanınsınlar Avrupa Birliği uzmanları Avrupa Birliği'nde azınlık haklarının ne kadar mükemmel olduğunu. Ben de hemen söz aldım. Batı Trakya'yı örnek vereydin. Hayır ve itiraz ettim. Ha. Niye bize burada azınlık haklarını anlatıyorsunuz? Kıbrıs'ta azınlık haklarının bir sorun yok ki. Kıbrıs'ta iki eşit taraf var. Dedim. Evet. Ve Kepiklidis çok üzüldü. Yaptığım itiraza cevap veremiyor çünkü. Tabii. Ve bize aşağı Tiroli'de İtalya'nın aşağı Tirol bölgesinde yaşayan Alman azınlığın İtalyan yönetiminden ne kadar memnun olduğunu anlıyorlar. Aşağı Tirol Avusturya'ya ait bir yerdir. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda İtalyan'ın eline geçti. Nüfus Alman idi %90. 10 sene geçmedi üstünden okulum gazetelerde İtalya'nın aşağı Tirol bölgesindeki Almanlar bağımsızlık talep ediyor. Çünkü İtalyanlar orayı işgal ediyor yavaş yavaş. Tabii. Mesela yani bu ulusal aidiyet Fransız ihtilalinden bu yana belirleyici siyasi kimlik ögesi olmuştur. Ve bunu ne inkar edebilirsiniz ne yok edebilirsiniz. Vardır yoldadır. Yani ta ki yeni bir siyasi kimlik ögesi egemen olsun dünyada. Ulusal aidiyettir egemen olan. Evet. Buna saygı duyarak çözebilirsiniz ulusal sorunları. Ulusal aidiyet yokmuş bir davranmakla ulusal sorunları çözemezsiniz. Doğrudur. Yani çözülmüyor diyecektim. Peki hocam bu aklıma geldi siz bazı ülkelerin isimlerini sayarken Fransa'ya ne oluyor? Yani Kıbrıs konusunda bilmiyorum Türkiye'ye onlar da şey gönderdi mi bu deprem şeyinde herhalde göndermişlerdir. Ama böyle Türkiye'ye karşı öteden beri bir şeyleri var. Giderek artan tepki politikası efendim. Evet şimdi o karikatür vardı ya Maraş'taki depremde yıkılan binaları çizmiş. Evet evet. Tankları göndermeye gerek kalmadı yazmış. Gerek kalmadı evet. Altına. Ona bir cevap verdiydim ben tabii kendi evet. Şeyimizde çapımızda. Sen oraya tank yolladıydın mı bak. Hem de tam oraya Kahramanmaraş'a. Evet tabii Gaziantep'e. Ha, da asker gelmedi. Ehalisiz dövdüler oldu. Gelin Allah. Da müzeye koyalım Adana'da yolladıklarını. Hatta orada terbiyesizdir ki onlar, bu Fransızlar, oradan çekilirken toplarda bıraktılar ve sonra satar Türk ordusuna. Türkiye kullandı onlar Yunanistan'a karşı. Evet. Son dönem Fransızlar Türkiye ile sorunlu evet. Çünkü hiç bilmiyorduk. Hiç bilmiyorduk. Ben bunu bilmiyordum. Yunanistan'da da çok şey. Sorun sarmak Türkiye'de. Dolaş. Sorun Türkiye değil. Bilmiyordum. Bir Fransız diplomattan öğrendim.
Orta Afrika'daki Müslüman ülkeleri, Müslüman ne var? Biz Araplar zannederdik. Değil, Osmanlıymış. Osmanlı. Somali'nin kuzeyinde Osmanlı kışlaları hala duruyormuş. Bunu Fransız Büyükelçiliği'ndeki bir Fransız diplomattan öğrendim. Çok enteresan. Biliyor musun diye ben Cibuti'deydim. Cibuti'den geldim buraya. Sizin oradakiniz çok büyük. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde evet. Bu Afrika'ya yaklaşım politikası evet. Fransa'yı fena kızdırdı. Evet, çok fena kızdırdı. Çünkü bir yıl çıkarı vardı oradan. Hepsini Türkiye engelliyor şimdi. Evet. Yol yapıyor, hastane yapıyor, okul yapıyor. Askerlerini eğitiyor. Ama Fransa'da hep sömürdü. Hep sömürdü, evet. Evet. Türkiye onu yapmadı. Evet. Yapmıyor. Yapmadığından seviliyor zaten. Evet. Evet. Ama bizim de siyaset dünyamız öyle bir karabet taşıyor ki bunu söyleyince şimdi biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fanlarıymış gibi algılanıyor. Ama hemen. Gerçek yani. Ha, ama gerçek odur. Tabii, tabii. Tamam boyu uzundur, cuma namazı kılar, sevmesin seni, tamam. Ama gerçeklerde Afrika'da işte bunlar tabii budur. Afrika. Yani Kızıldeniz'in girişindeki bir adayı Somali durduğu yerde Türkiye'ye verir. Osmanlı zamanında da o ada Türkiye'ninmiş. Kızıldeniz'in bütün tabiini kontrol eden bir adadır Somali'nin evet. Var. Ve Osmanlıca girdikten sonra öyle duruyordu. Son işte birkaç sene önce Somali hükümeti teklif etti Türkiye'ye. Bu adayı üç olarak ister misiniz diye. İsterkince verdi. Evet. Yani Somali ordusunda Türkiye'ye eğitirdi. Türkiye eğitiyor, evet. Daha Somali'den... nice ülkelerin ordularını. Evet, evet, evet. Onun için Fransa'nın Türkiye'nin sorunu da bu. Yani Afrika'daki ülkelerin sömürülmesini sınırlandırıyor diye. Çünkü büyük kaynaklar var Afrika'da da. Altından tutumla. Evet. Nükleer şeye kadar. Yani frenliyor bir yerde. Evet, Türkiye'nin orada bulunması Fransa'nın rolünü frenliyor. Frenliyor. Bütün yani şeyin Fransa Cumhurbaşkanı'nın şeyi öfkesi demek bu. Ki bu yüzden. Evet. Tabii. Evet. Yani bunu da açıklığa kavuşturduğunuz için evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki bu şimdi bütün gözler yarınki görüşmede. Hı hı. Yani Türk'ün de Rum'un da efendim yani diğer Kıbrıs sorunuyla ilgili aktörlerin de diyelim. Evet. Evet. Yani sizce ne çıkar bu görüşmeden? Efendim. Şimdi biraz önce Tatar Christodoulidis. Dışarıda da konuştuk. Evet. Sayın Ersin Tatar benim dostumdur. Siyasi görüş birliği değil, dostumdur. Ve bu dostluk dolayısıyla belli zamanlarda oturup beraber yemek yedik ve konuştuk. Sizin de yaptığını konuştuk bunu. Gayet doğal. Biz pazartesi günü öğlen yemeği yiyecektik beraber. Davet etmişti, kabul etmiştim. O gün deprem oldu, yemeği yiyemedik. Mesele yemek değil, görüşemedik de. Evet. Karşılıklı görüş alışveriş. Evet, 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 evet. O bakımdan bu Christodoulidis görüşmesiyle ilgili ne düşündüğünü size söylediklerinden öğrendim. Yani o çerçevede söylüyorum ki yarın yemeği yiyecekler. Yarasın. Afiyet olsun. Christodoulidis teklif edecek Tatar'a. Transmontana'dan kaldığı yerden devam edelim. Değil mi? Evet. Ne kalktığına kaçtıydın. Zaten bittiydik orada. Evet. Yani. Tatar da ona teklif edecek. Siz bizim egemen olduğumuzu bir kabul edin. Teyit edin de sonra görüşelim. İkisi de birbirini reddedecekler. Yani sen egemensen ben de egemenim be arkadaş. Cumhurbaşkanı seçen bu halk. Şimdi bak, milletvekili yani. Şimdi buraya gelirken bir şey okudum. Bir İngiliz milletvekili orada bir devlet var demiş. Evet, evet. Ha. Doğru. Bir Amerikan mahkemesinde kararı var bu hususta. Tanımak. Orada bir devlet var ama.
devretme bir siyasi irade beyanıdır. Var mı? Var. Meclisi var mı? Var. Yönetimi nasıl geliyor? Seçimde. Mahkemesi var mı? Var. Güvenlik kuvvetleri var mı? Var. Tabii. Polisi var mı? Var. Hükümeti var mı? Var. Tanın veya tanıman ama devlet budur. Devlet budur. Tanımaman devleti ortadan kaldırmıyor. Sen tanımazsın o kadar. Tabii. Çin'i 30 sene 40 sene tanımadılar. Koskoca Çin'i. Çin'i. Ha. Evet. Devlet olmakla çıkmadı. Yani. Şimdi burada bu devlet var. Aslında bunu sineye çekmek belki bu sorunu çözmenin en kısa kestirme yoludur. Ama orada kalan Rumlar ne olacak sorusunu soruyorlar. Ben bunu bir hak olarak görüyorum. Sorsunlar. Biz de tazmin edeceğiz. Bizi söyledik zaten. Evet. Ya eşyerman verecek güneyden ya tazmin edecek, ödeyecek parasını ya da geri verecek. Yani. O yasalın yapılmasına ben de milletvekiliydim. Onun için biliyorum yasayı iyi. Evet. Neredeki malı iade edebilirsiniz? Neredekini hiç ödemezsiniz? Neredeki tartışma hep bunlar yasa olarak bellidir yani. Ve Avrupa Birliği tarafından da kabul edilmiş bizim o yasamız. Ha. Ama Türkler devlet değildir, yasa da yasa değildir dersen sen konuşacak bir şey kalmıyor. E tabi. O zaman konuşacak bir şey kalmıyor. Ben de Maraş'ı yeniden aklımın kestiğine veririm. Yani. Yani. Ve kendi yönetimimi açarım. Mesela orada başka bir şeydir. Maraş'ta malın mı var kardeşim? Var. Gel buyur malına. Evet. Peki. O zaman ne cevap verin? Yani. İngiltere gerçekten Kıbrıs'ta bir çözüm ister mi sizce? Üstlerinden dolayı. İngiltere'nin Kıbrıs'ta ilgili politikası üstlerinden ibarettir, evet. Evet. Üstlerine bir zarar vermeyeceğini bilse ister. Niye baş ağrısın? Yani. Verilmeyeceğini bilse. Bilse. Evet. Ama Rum dostlarımız Kıbrıs limanlarını Rus gemilerine de açarken İngiltere'nin Kıbrıs'ta barış olmasını savunacağını beklemek saftirliktir. Yani İngiltere niye Orta Doğu'da var? Rusya'ya karşı var. Rusya'ya da burada üst vermiş. Suriye'de de var. Suriye'de zaten var. Yani zaten evet. O şey oldu yani o eski politikanın aşılmasıdır. Yani İstanbul Boğazı falan açtı o şekilde. Evet. Suriye'de gelip işletilerek. Bu büyük denge içerisinde düşünürseniz ve zannedersiniz ki Rusya ve İngiltere ve ABD bize bağlıdırlar. Yanılırsınız. İşte böyle belki 100 yıl bu şekilde başınız dertten kurtulmaz. Evet. Rum politikacılar buna da oynamaya çalışıyorlar. Rum ve Yunan politikası. Ha bir daha onu söyleyeyim. Ben Yunan politikası, Rum politikasını ayırırım. Ayırmak. Rumların Yunanları da ayırırım. Evet. Rum başka bir şeydir. Rum bütün Orta Doğu halklarının bir mix çocuğu olup Bizans döneminde Bizans'tan dolayı Rumca konuşan ve Ortodoks olan topluluklara Rum deniliyor. Arapça Romalı demektir. Yunan ise Attika Yarımadası'nda Yunanistan bulunan Helen soyundan gelen insanlara aslında Yunan da İonya'dan geliyor. İonya, evet. Helen ise o Attika Yarımadası'ndaki o kabileden dolayı oradaki insanlara verilen bir isimdir. Milli kimlik Helen başlığı altında olduğu için hepsine Helen'im diyor ama çok az Helen'dir. Çok az Helen'dir. Dolayısıyla farklı şeyler görüyorsunuz. Yani ben siyasette meşgul olduğum yıllarda aynı toplantıda da Rum ve Yunanlı politikacılarla tartışma fırsatını buldum ve tartıştım. Ve hem de Akel mensubu. Üstelik. Rum ile evet, evet. Yaptığımız tartışmanın sonunda ben seni tokatlarım kadar yitirdim lafı yani. Şey,
Yunanlı politikacının bir hanımdı. Yaklaşımı son derece farklıydı. Onu ciddiye alamadı. Bana böyle fanatiktir bunlar. Yunanlı evet. Bunun için. Yani farklı değerlendirmekle, farklı bakmakta fayda var onlarda. Unutmayalım ki 15 Temmuz darbesini yaparak Kıbrıs'ın başına bu büyük belayı açan Yunanistan olmakla beraber mesela Açılsın planları Yunanistan kabul etti. Zamanında evet. Biz kabul ettik. Tabii. Türkiye kabul etti, Yunanistan kabul etti. Bunlar da kabul etse bu sonu bitti. Öyle. Defalarca böyle şeyler yaşandı. Onun için ikisini bir melting pot'ta görmemek lazım. Yani bir beraber kaynamış görmemek lazım. Evet. Farklı bakıp da o farkı hissedebilmek lazım diye düşünüyorum. Anlam planında da öyle değil mi? Evet. Yani. Anlam planında öyle. Aynen. O şekilde. Anlam planında aynen. Andreas Papa, Yorgo Papandreou'nun ağzından siz kabul edin. Ben Yunanistan'ın Dışişleri Bakanıysam size söz vereyim. Rumlar da kabul edecek. Lafını işitmiş adamım ben. E? 175 hayır. Tabii. Yunanistan'a hayır. Yunanistan kabul edin dediği halde hayır. 175 hayır. %75-76. Evet. O civarda. Dolayısıyla yani bu dengeyi iyi bilmemiz lazımdır. Farklılıkları da beraberliklerini de iyi bilmemiz lazımdır. Dediğim gibi sonuçta onlara insan olduğunu ve işlerini gidip çoluk çocuk oraya kadar faşistler olduğu gibi insanca gelip de Adıyaman'da göçüğün altından bebeği çıkarınca hıçkıra hıçkıra ağlayan tabii insan gibi Yunanlar da vardır elbette. Rumlar da vardır öyle. Evet. Vardır. Ha, bunu da bilelim ama yani gerçeğe somut teşhis koymamız lazım. Böyle kısa başlıklarla Kıbrıs sorunu anlaşılamıyor ne yazık ki. Peki bu arada başımız dik, alnımız açık, varlığımızı sürdürebilmek için bu hususlara dediniz çok dikkat etmemiz gerekir. Evet. Bizde hala daha böyle yani artık modası geçti, 50 yılı geçti federasyon tezini. Ya bu insanlarla yani Katolik nikahı mı yapalım? Yani ne bileyim yani 100 sene daha devam edecek federasyon anlaşma olmayacak. Onların peşinde gidelim mi yani? Film de yapalım federasyon. O bugünkü yazım zaten olur. Bir süre bunu yazacağım yine. Kimin de yapalım federasyon? Hiçbiri kabul etmiyor. Kakatice Uganda ile federasyon yapalım mı? İsterseniz Kakatice Libya federasyonu yapalım ya Tunus. Evet. Onlar kabul etmiyor. Kim yapıyoruz? Yani. Başka yere çekmek istiyorlar. Federasyon diye diye. Şimdi aslında ben o çevrenin içinde uzun yıllar bulunduğum için. Ha. Doğrudur. Ha. Söyleyecek bir şey bulamıyorlar da onu söylüyorlar. Ben onu biliyorum. Çünkü denktaş gibi mi konuşalım ya? Denktaşın tezini savunuyorsun. Ha. Savunduğun zaman denktaşın tezi. Federasyon denklaşın tezi. Evet. Evet. Bizim solumuz nereden belli olacak? Ha onu düşün. Ha. Senin solun nereden belli olacak? Onu düşün de sol olduğunu belli edecek laflar söylemeyi öğren. Yani, bu onlarla geçtiğimizi buradan yapalım. Yani şimdi sıkıya gelin değil mi? İşte denklaşın teziydi falan. Evet. Tamam ama bir yer kadar geldi. Olmaz. Ne yapalım yani? Yani şimdi 1958'den beri bu federasyon lafı konuşuluyor. İlhan Fatih'in yüzsüz olduğu evet. BM Genel Kurulu'nda zamanın Yunanistan Dışişleri Bakanı Averhof'a. Averhof da bizim için sorun yok. Ama Kıbrıs'ın Rumları bunu asla kabul ettiremezsin. Onun için bu kelimeyi kullanmayalım. Dedi. Kayıtlıdır. Yani bu. Evet. Ha. 58'den beri söylüyorsun. Bir adam hala sana soruyor. Dün sordun yine. %20 ile %80 eşit olur mu diye. Federasyon olmaz be bay. Başka bir şey konuşuruk. Ünite devlet önerini yap da söyle bu lafı. Federasyon lafının içinde bunu söyleme. Çünkü federasyon %50'nin %50 demektir.
az önce ifade ettiniz ya, şimdi gidip Suriye ile Ürdün'le mi federasyon yapalım? Ha. Koca ABD'de bilmem kaç milyonluk Kaliforniya'nın da iki temsilcisi var Senato'da, 300 binlik Alaska'nın da. Tabii. İsviçre'de daha ilginçtir. 15 milyonluk bilmem ne kantonunun da eşittir temsilcisi, 600 binlik bilmem ne kantonunun da. Pek tabii. Ha. Yani dolayısıyla federasyon eşitler arasında kurulur. Kur'an'dan hepsi eşittir federasyonu. 70 şeyden bu yana bir olarak her zaman geçti. 45 sene daha geçti. 70 sene illa Kırdısını kabul etti. Ruhunu hala kabul etmiyor. O zaman bunu konuşmanın alemi yok. Pek tabii. Bunu konuşmanın alemi yok. Bunu konuşmayalım. Evet sevgili izleyiciler. Nazım Beratlı ile böyle hoş bir sohbet yaptık. Yarın Tatar Nikos Christodoulidis görüşmesi öncesi de bir takım değerlendirmelerde bulundu Sayın Beratlı. Sanırım iyi oldu. Çeşitli konulara değindik bu vesileyle. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.